Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere iyi bir bakımla ağaçlara nasıl katkıda bulunduğumuzu anlatmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar, bu ağaçların hepsi görüldüğü gibi kaolinkiliyle bembeyaza bürünmüştü. Yeni çıkan sürgünleri görüyorsunuz. Ağacın yukarıki dalları. Şöyle çekelim. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar 2 metreye hatta 2 metreden daha uzun sürgünler var. Bakın. Şöyle yapalım. Zoomlayayım. Ağacın meyvesini görüyorsunuz uç dalda. Bakın arkadaşlar. 2 metre, 2,5 metre sürgün sürmüş dallarımız. Bu kadar yoğun meyve olmasına rağmen 1 metreden çok daha uzun sürgünler. Evet. Ağaç bir yandan meyve tutumunu tamamlarken bir yandan da sürgün sürmeye çalışmış. Bakın arkadaşlar. Meyvelere. Dallar artık yerlerde sürüyor. Doğru gübreleme, doğru sulama, doğru bakım programı ve 8'e 8 araların kapandığını görüyorsunuz. Bu ağaçlar bu sene 9. yaşında. Yaklaşık 2-3 senedir de bu aralar sürekli traktör geçecek şekilde tıraşlandığı halde 8'e 8 kısımlar bu halde. Evet. Görüldüğü gibi akşam saati, biraz belki videomuz karanlık ama hem meyve yükümüz hem sürgünlerimiz çekmeye gayret gösteriyorum. Evet. Görülüyor herhalde arkadaşlar. Yeşil dallar, yeni sürgünler. Evet. Meyveler. Son derece yüklü ağacımız. Buna rağmen güçlü sürgünler sürmeye devam etmişler. Tabi bunlar bir miktarı daha kesilecek. Özellikle şu 8'e 4 olan kısımlarda kesmeler, seyreltmeler olacak. Evet arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz sürgünleri. Yaklaşık olarak 1 metreden 1,5 metre, 2 metreye yakın sürgünler var. Bir yandan dediğimiz gibi ağaçlar meyve tutmaya devam ederken diğer yandan da güçlü sürgünlerle büyümeye devam ediyorlar. Bakın arkadaşlar. Yani yaklaşık artık 8-9 metre oldular. Ağaçların yükseklikleri, taç yapıları 8-9 metreye kadar ulaştı. Evet. İyi bir bakımla her şey istediğimiz gibi olmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet, bahçemizde değişik ağaçlar da mevcut. Bu elma ağacı. Arap kızı dediğimiz buruk bir elması var. Fakat artık zamanı gelmiş. Yavaş yavaş kopması gerekiyor. Evet.
Bir yandan onu toplamaya uğraşıyorum. Bir yandan da kamerayla çekmeye çalışıyorum. Şöyle görüldüğü gibi biraz susuz kalmış bir elmamız arkadaşlar. Ama güzel, mayhoş, buruk bir tadı var elmamızın. Ben onları şimdi bir yandan toplamaya çalışıyorum. Evet. Elmalarımızı da toplayalım. Çekimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yavaş yavaş bir yandan çekim yapmaya gayret ederken diğer yandan da bahçedeki elma, armut gibi değişik meyvelerimizin toplama işlemini yapıyoruz. Onun için biraz hoşgörü isteyeceğim sizden. Normal şartlarda çekim esnasında başka bir iş yapmam ama dediğim gibi vakit daraşmalı olduğu için bir yandan da bunları çekmemiz gerekiyor. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bakın şöyle daha iyi belli olacak. Yeşil yeni sürgünler bariz derecede belli olmakta. Son suyumuzu açtık bu arada. Biraz daha akıtacağız. Bu son sulama. Çünkü artık yağmurlar başlayacak ve iç dolgunluğu artık neredeyse tamamlandı. Evet arkadaşlar, bakın aralar yine kapanmış. Bunları keseceğiz arkadaşlar hiç acımadan. Kesmezsek zaten ağaçlar birbirine girmiş, kültürel çalışmaları yapamayız. Bunları da bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bu sebeple budama işlerinde elimizi çok fazla korkak alıştırmayacağız arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Bahçemizden çıkmak üzereyiz artık. Çıkış noktasına doğru geldik. Evet arkadaşlar. Bugün de bahçemizden değişik bir video sizlerle paylaşmış olduk. Bundan sonra artık inşallah son çekimimizi hasatta yapacağız. Hasadımızla birlikte hem ceviz silkeleme makinamızı hem de ceviz soyma makinamızı devrini düşürdüğümüz yeni çalışmalarımızla daha yumuşak dönecek, daha cevizlerimize hasar vermeden soyacak makinamızı da sizlerle paylaşacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.